Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 4. sınıflar, bugün sizlerle birlikte 4. sınıf sosyal bilgiler, çevremizdeki ekonomik faaliyetler, meslekler, üretim, dağıtım, tüketim aşaması ile ilgili konuları işleyeceğiz arkadaşlar. Kanalımızdaki eksik videoları da yine tamamlamaya devam ediyoruz. Daha önceki videolarımıza yine de ulaşabilirsiniz. Oynatma listesinden 4. sınıf sosyal bilgiler kısmına geldiğinizde bütün sosyal bilgiler videolarını toplu bir şekilde bulabilirsiniz sevgili öğrenciler. Hemen çalışmamızı yapmaya başlayalım. Evet, çevremizdeki ekonomik faaliyetler deyince öncelikle bir tanımını yapmak lazım. Ne demek bu ekonomik faaliyetler? Onun üzerine konuşalım. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sürdürülen işlerin her birine ekonomik faaliyet denir. Hemen şuraya ekonomik faaliyet denir şeklinde yazalım. Peki bu ekonomik faaliyetleri hangi başlıklar altında ele alabiliriz? Hemen bir bakalım. İnsanların toprağa ekip biçmesine ve ürün buna bağlı olarak ürün elde etmesine arkadaşlar tarım denir. Tarım bir ekonomik faaliyettir. Ve şu anki bütün besinlerimizin üretilmesi aşamasında görevli birçok insan çalışmaktadır sevgili öğrenciler. Tarım faaliyetinde bulunan birçok insan vardır. Evet, bir başka ekonomik faaliyet konuna geçiyorum arkadaşlar. Burada da çok güzel kuzu ve ineklerden de göreceksiniz. Evcil hayvan yetiştirme, bakma ve satarak geçinme işini arkadaşlar hayvancılık diyoruz. Hayvancılık faaliyeti. Yine hayvancılık faaliyeti de çok önemli bir alandır. Arkadaşlar büyükbaş küçükbaş hayvancılığı olduğu gibi kümes hayvancılığı, arıcılık, yine birçok farklı hayvancılık kollarını da ülkemizde görmek mümkündür sevgili öğrenciler. Evet, bir başka önemli bir kol arkadaşlar. Burada yine çok güzel işte Galata Kulesi'ni görüyorsunuz. Balonlara biniyorlar. Kapadokya'da değil mi? Mevlana Müzesi var. Yine Sultanahmet Camisi, Ayasofya Camisi. Birçok güzel kültürel, turistik alanlarımız var. Peki bu alana ne diyoruz şimdi? Sağlık, spor, eğlenme, kutsal yerleri ziyaret gibi araçlarla, amaçlarla yapılan gezi ve çalışmaların tümünü arkadaşlar turizm diyoruz. Ve bu alanda çalışan herkes turizm faaliyetinde çalışmış oluyor. Turizm sektöründe çalışmış oluyor. Yine çok önemli alanlardan bir tanesi. Burada gördüğünüz gibi bir fabrika var. Ham maddeleri işlenmiş duruma getirip enerji kaynakları oluşturmak için kullanılan bilgilerin tümüne de arkadaşlar sanayi diyoruz sevgili öğrenciler. Yine bunların dışında hizmet sektörü var. Yine farklı alanları da söylemek mümkün. Ulaşım sektörü var değil mi? Şoförlerin çalıştığı birçok alan söylemek mümkün. Ama ana hatlarıyla şu anda öğreneceğiz için bu 4 alanı kesinlikle bilmeniz gerekiyor sevgili öğrenciler. Evet, geçiyoruz bir başka önemli konuya. Size sürekli soru sorulan bir alan sevgili öğrenciler. Bu ekmek olmaz, bir başka şey olur, birçok konuda sorabilirler. Hatta ben size hazırlamış olduğum yazılıda yine bunu da anlatmıştım sevgili öğrenciler. Şimdi hemen şu üretimden tüketime geçen aşamaları sizlerle birlikte bir tekrar edelim sevgili öğrenciler. Ürünlerin yapımında kullanılan ve henüz işlenmemiş, bakın buradaki önemli kısım burası, henüz işlenmemiş demesi çok önemli. Henüz işlenmemiş maddeler arkadaşlar ham madde denir. Ham madde denir. Evet, ham maddemiz işte burada nedir? Ekmeğin yolculuğunu inceleyecek olursak burada buğdaydır. Buğday sonra arkadaşlar ham maddenin işlenerek çeşitli maddelerle karıştırılarak ürün haline dönüştürülmesi aşaması arkadaşlar üretim aşaması oluyor. Üretim aşaması nedir işte? Buğdayın un haline gelmesi, unun sonra hamur yapılıp ekmek haline getirilmesi. Bunların hepsi arkadaşlar üretim aşamasının içerisinde yer alıyor. Şunu da söyleyebilirsiniz. Buğday da bir üretim faaliyetidir. Çünkü buğdayı yetiştirmek, yine bir tarım faaliyeti içinde bulunmak da yine üretim faaliyeti içerisinde yer alır sevgili öğrenciler. Evet, geliyoruz. Tüketicinin kullanımına hazırlanmış olan ürünlerin çeşitli araçlarla tüketicinin temin edebilmesi için
market, AVM gibi mekanlara gönderilmesi önemli olan kısım burası. Gönderilme aşaması arkadaşlar. Biz buna dağıtım aşaması diyoruz sevgili öğrenciler. Ürünlerin çeşitli alışveriş mekanlarından tüketiciler tarafına alınıp kullanılması aşaması arkadaşlar bir tüketim aşaması oluyor. Benim şu anda önünüzdeki gördüğüm kağıdı tüketmem gibi, elimdeki kalemi yazarak yine tüketmem, kullanmam gibi birçok ürün arkadaşlar. İlla ki yemek yememiz gerekmiyor. Kullandığınız her şeyi aslında siz şu anda tüketim aşamasında olduğunu bilmeniz gerekiyor sevgili öğrenciler. Evet, bu konu bu şekilde. Yine çok önemli konulardan, sürekli soru çıkan konulardan bir tanesi meslekler sevgili öğrenciler. Neden meslekler var? Niçin belirli bir meslek kolu oluyor? Bu meslekleri nasıl çıkıyor ortaya? Hemen şimdi onlardan bahsedelim. Meslekler toplumun ihtiyaçlarından doğmuştur. Yani mesela öğretmenlik neden iyi ortaya koyuluyor sevgili öğrenciler? Çünkü öğretmenlik öğretme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve bu amaç uğruna hizmet veriyor sevgili öğrenciler. Kişiler hem geçinmek hem de toplum için meslek dallarında çalışırlar. Zamanla ihtiyaçlar doğrultusunda meslekler de değişmiştir. Mesela şu anda dijital pazarlama diye bir iş var arkadaşlar. Nedir? Dijital üzerinden birçok alım, satım ve alışveriş üzerine çalışıyorlar. Yine bakın YouTube, şu anda birçok YouTube'dan para kazanan birçok insan var sevgili öğrenciler. Aslında bundan 10 yıl öncesinde böyle bir şey söylemek mümkün değil. Hadi 15 yıl olsun. 15 yıl öncesinde böyle bir şey söylemek mümkün değil. O zaman zamanla meslekler değişebiliyor. Aynı zamanda bazı mesleklere de ihtiyaç duyulmayıp o meslek dalları da artık arkadaşlar aramızdan ayrılabiliyor. Her meslek farklı alanlarda hizmet vermektedir. Şimdi mesleklerden belli başlıca olanlarını tanıyalım sevgili öğrenciler. Evet, eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaşım, hizmet alanlarında çalışan birçok meslek grubu var. Hemen şimdi onlardan birkaçını sizlerle birlikte incelemeye başlayalım. Pilot arkadaşlar, çalıştığı alan ulaşım alanı. Pilotlar arkadaşlar ne yaparlar? Uçakları kullanırlar veya işte hava taşıtlarını kullanırlar diyelim. Hava taşıtlarını kullanırlar. Tabi burada şunu da söylemek mümkün arkadaşlar. Bu formülü araçları var biliyorsunuz. Arabalar. O arabaları kullananlar da yine pilot deniyor sevgili öğrenciler. Öğretmen çalıştığı alan arkadaşlar eğitim alanında çalışılıyor. Eğitim. Yaptığı işte arkadaşlar öğretme faaliyeti diyelim buraya. Öğretme faaliyeti. Eğitim ve öğretim faaliyeti de diyebilirdik. Evet, bir başka soruya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Polis arkadaşlar hangi alanda çalışıyor? Güvenlik alanında çalışıyor. Güvenlik. Ve yaptığı iş arkadaşlar toplumun düzenini korumak diyelim. Birçok görevi var arkadaşlar. Bu sadece bir tanesi. Düzeni sağlamak, düzeni korumak ve birçok görevi de söylemek mümkün polisler için. Devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Garson, yani birçok yerde gördüğünüz bir meslek sevgili öğrenciler. Çalıştığı alan arkadaşlar gıda alanı. Yine arkadaşlar gıda alanında çalışan bir kişi. Yaptığı iş nedir? Ürünleri masaya servis etmek diyebiliriz değil mi? Ürünleri masaya servis etmek. Çiftçi yine arkadaşlar çok önemli bir alan arkadaşlar. Çok önemli bir meslek. Hayatımızda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Tarım alanında çalışan bir kişidir çiftçi. Yaptığı iş topraktan ürün elde etmek. Daha detaylıca da yazabilirdik tabii ki. Mimar arkadaşlar yine bu yukarıdaki alanlardan hizmet alanında söyleyebileceğimiz bir meslektir. Yaptığı iş nedir arkadaşlar? Oturduğumuz binaların çizimlerini yapar. Binaların çizimini yapar diyelim sevgili öğrenciler. Tabii daha farklı görevleri de yine mümkün söylemek.
Evet, geçiyoruz sevgili öğrenciler bu sayfamızı da. Geldik bir son sayfaya. Evet, şöyle bir kalem seçelim. Aşçı arkadaşlar yine çok güzel mesleklerden bir tanesidir. Gıda alanında çalışır sevgili öğrenciler aşçılar. Ve yaptığı iş arkadaşlar yemek yapmak diyebiliriz. Çok kaba bir tabirle yemek, tatlı birçok farklı şekilde aşçılar görmek mümkün sevgili öğrenciler. Devamını getiriyorum arkadaşlar. İtfaiyeci çalıştığı alan güvenlik. Birçok durum söz konusu. Sadece yangınları söndürmüyor arkadaşlar. Mesela olmadık bir yerde kalan bir kediyi veya yine trafik kazalarında da yine olumsuz durumlarda itfaiyeciler yardımcı oluyor sevgili öğrenciler. Yaptığı iş arkadaşlar yangınları söndürmek. Yine zor durumda olan insanlara da yardımcı olmak diye söyleyebiliriz. Doktor çalıştığı alan sağlık, yaptığı iş arkadaşlar insanların sağlıklarına kavuşmasını sağlar. Yine şu anda çok fazla ihtiyacımız olan bir durum. Doktorlarımıza minnettarız sevgili öğrenciler. Şu anda gece gündüz demeden kendileri çalışıyorlar. Onlara da bir teşekkür borçluyuz sevgili öğrenciler. Evet, postacı yine arkadaşlar çalıştığı alan ulaşım, yaptığı iş sevgili öğrenciler. Mektupları veya başka şeyleri insanlara ulaştırmak sevgili öğrenciler. Artık postacılar günümüzde o kadar da yaygın bir iş değil. Ancak işte kargo yoluyla baktığımızda evet çok önemli bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Mühendis sevgili öğrenciler yine çalıştığı alan sanayi alanı diyebiliriz sevgili öğrenciler. Mühendislerin yaptığı işte arkadaşlar bir sürü mühendis var. Genel anlamıyla üretim yapmak diyebiliriz sevgili öğrenciler. Yapılacak bir ürünü tasarlamak olabilir veya bu üretim faaliyetinin başındaki önemli mesleklerden bir tanesidir sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Instagram adresimizi buraya yazıyorum sizlere. Yine şöyle yazalım hemen öncelikle. Instagram yardımcı ogretmen. Arkadaşlar bize ulaşmak istiyorsanız yine eksik olan bir video varsa kanalda Instagram'dan bize mesaj atarak bizlere ulaşabilirsiniz sevgili öğrenciler. Bir dahaki videomuza görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dileriz sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.